Kanseri bitirdiği söylenen bir vitamin düşünün. Doğal olduğu iddia ediliyor. Hatta doktorların bunu gizlediği söyleniyor. Ama size şunu soruyorum. Bir madde vücutta siyanüre dönüşüyorsa gerçekten tedavi olabilir mi? Bugün internette ve sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan B17 vitamini kanseri tedavi eder mi sorusunu söylentilerle değil de bilimsel verilerle yanıtlayacağım. En baştan net konuşalım. Tıpta B17 vitamini diye bir vitamin yok. B grubu vitaminler B12'de biter. B17 adı 1950'lerde amigdalin adlı bir maddeye bilimsel denetimlerden kaçmak için verilmiş ticari bir isim. Amigdalin kayısı çekirdeği, acı badem ve bazı meyve çekirdeklerinde bulunan bitkilerin kendilerini korumak için ürettiği siyanojenik bir bileşik aslında. Yani bu bir besin değil, bitkilerin kimyasal bir savunması. Peki kanseri tedavi ediyor mu? Hayır. Klinik çalışmalar çok net. Tümörü küçültmüyor, yaşam süresini uzatmıyor. Plasebo'ya üstün değil. Bilim de öyle inanıyorum demek yetmez. Kanıt da yoksa tedavi de yoktur. Daha da kötüsü şu, amigdalin vücutta hidrojen siyanüre dönüşüyor. Siyanür hücrelerin oksijen kullanımını durdurur. Ve üstelik kanser hücresini ayırmaz. Sağlıklı hücreyi de öldürür. Literatürde koma ve ölümle sonuçlanan birçok vakalar var. Özellikle C vitaminiyle birlikte kullanıldığında bu risk katlanarak artar. Özetle B17 bir vitamin değil. Kanser ilacı hiç değil. Masum değil. Kanserde yolunuzu söylentiler değil bilim belirler. B17 kullanmak, yani amigdalin kullanmak, evi böceklerden kurtarmak için tüm evi zehirli gazla doldurmaya benzer. Evet böcekler ölür ama evde kimse sağ kalmaz. Bu videoyu kayısı çekirdeği kanseri iyileştirir diyen arkadaşına gönder. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutma. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.